Diyelim ki çamaşır makineniz arızalandı, evinizde tamirci geldi ya da yetkili servis geldi. Rulmanlar değişecek dedi. Rulmanın arızası nasıl anlaşılır onu anlatacağız. Bazı arızalar başka bir parçanın arızasıyla karışabiliyor ve günümüzde insanlar en çok parayı nereden kazanırız diye değişik yollar arıyorlar. İnsanların başına geliyor, görüyoruz, duyuyoruz. Gelen tamircinin, ustanın bilgili olup olmadığını ya da boşu boşuna bir parça değiştirip değiştirmeyeceğini videomu izleyerek kolayca anlayabilirsiniz. İnsanlar yine işlerini yapsınlar, yine para kazansınlar. Ancak amortisör değişimiyle kurtarılacak bir makinede boşu boşuna rulmanlar değişmesin. İyisi tabii ki de hemen başlayalım. Bakın bu makinede rulman arızası var. Şu kazanımız şöyle yakınlaştıralım. Makinenin içerisinde metal kısmı, tambur kısmı dönerek çalışıyor. Rulman dediğimiz oluşumlar şunlar. Bilye yani. Bir burada var, bir iç tarafta var. Zamanla bunlar yıpranır, içerisinde su kaçarsa veya başka türlü sebeplerden dolayı ne olur mesela? Fazla yük yüklemek, fazla çamaşır yıkamak, çok fazla çamaşır koymak vesaire veya eskimeden dolayı gider bunlar. Giderse ne olur? Hemen gelir tamirci size der ki rulmanlar gitmiş. Peki bunu siz nasıl anlarsınız? Makine sıkma esnasında size bu konuda tüyo verir. Yani benim rulmanlarım gitti ya da benim amortisörlerim patladı gibi konuşur sizinle. Biz şimdi bu makineyi test moduna alarak size bu sesi dinleteceğiz. Bu biraz abartılısı. Bunun daha az olanları da var. Açıklamalar bölümüne çamaşır makinesi sesinden arızasını tespit etme ile ilgili video linkimi ekleyeceğim. Oradan bakın. Bu biraz abartılı dediğim gibi. Hemen gösterelim. Sıkma da bakın, sıkma da. Duyuyor musunuz? Makine kalkışa geçecek. Jet motoru gibi ses çıkarıyor. Uçuşa geçecek. Bu amortisör arızası değil. Bu net olarak rulman arızası. Değişmesi lazım. İşçilik boyutu biraz fazla bunun. Neden? Çünkü kazanı komple söküp ayırıp presli kazansa keserek, pressizse vidalarını açarak ne yapıyoruz? Rulmanları çıkarıyoruz. Sonrasında yerine yeni rulmanlar çakılıyor. Bu nedenle işçiliği fazla. Şu kapağı açayım. Oradan da size kazanın halini göstereyim. Bakın. Cacık olmuş cacık. Anası ağlamış hüngür hüngür. Ne olacak? Rulman değişecek. Rulman arızası bu arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Videoma son veriyorum. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.